Erk birçok insana hatırlatmıştır Özal suikastı. Yani Özal'ın ANAP kongresinde vuruluş anına çok benzeyen görüntüler. Bu kareleri seçtim kendi. İlk gece bakar bakmaz aklıma gelen şey iki liderin de hızla kürsünün altına inmesi, kurşun sesinden sonra ikisinin de hafif yaralı olarak atlatması, ikisinin de hemen korumalarca çevrelenip oradan uzaklaştırılmaya çalışılması. Trump'ı uzaklaştırdılar ama Özal direnmişti hatırlarsanız ve konuşmasına devam etmek istemiş ve devam etmişti. İkisinde de suikastçıya silahlı müdahale oldu korumalar tarafından. Şeyde Trump örneğinde suikastçı öldürüldü. Özal örneğinde bir takım hareketler yaptı. Hatta herkesin hafızasındadır komando hareketleri ve kurtuldu oradan, yaralı olarak kurtuldu ve yakalandı. Ben o dönem hakikaten olayı çok yakından izliyordum. ANAP Kongresi'nde Ankara'daydım ve suikastçıyla da tanışma şansım oldu. Şansım diyeyim. Kartal Demirağ. Ben o zaman 32. gündeydim ve Dasker'da gidip röportaj yapmıştık o dönem Çiğdem Anat'la birlikte. Çok ilginç bir dosya. Hala bence kapatılmamış bir dosya. Çünkü Kartal Demir abi bize demişti ki ben komando kamplarında eğitim gördüm ve bir takım emekli generaller bize eğitti. Düşün ki ülkenin cumhurbaşkanı o kişi, yani o dönem başbakan bir suikast düzenliyorsun ve diyorsun ki ben kampta eğitildim ve bir takım generaller beni eğitti. Ve bütün soruşturmanın bunun üzerine kurulması gerekirken bu konu yok gibi davranıldı. Kapatıldı gitti. Sonradan Korkut Özal demişti ki belli bir aşamaya kadar geldi soruşturma ve Özal ondan sonrasını bilmek istemedi. Kapatın dosyayı dedi. Bu iyice böyle bir esrarengiz havaya bürümüştü suikastı. Ya yani bu tür şeylerde tetikçi genellikle böyle dur ya ben şu adama çok sinirlendim gideyim şunu vurayım olmuyor. Yani arkasında bir sürü dümen oluyor. Yıllardır bunları biliyoruz. Türkiye'de siyasetin ve dünyada da aslında nasıl hesaplar üzerine döndüğünü. Ama bana ilk anda hatırlattığı gerçekten Daskır'ı, Kartal Demirağ, Özal ve Özal'ın oradan kıl payı kurtulup sonra her nasılsa koşu bandında can vermesi oldu. Yani ve bu şeylerin üstüne gidilmezse, çözülmezse işte evet bu esrarengiz suikastlar zinciri sürüp gidiyor. Aslında yarın 15 Temmuz buralardan da bakmak lazım mesela, Evet. değil mi? Aynen. Belgeselin çektiğimiz 15 Temmuz'dan da bakmak lazım ama daha Aynen. önce sana bir soru sormak lazım. Yani senin bu tetikçi ve suikastçılarla teşriki vesaire ne olacak yani? Yıllardır bu da belki kamuoyunun merak ettiği bir durumdur. Ben merak Ben ediyorum. aslında kendiminkiyle tanışmayı çok istiyorum da bir türlü olmadı. Yani bana Benim kurşun şu sıkan arkadaşla da bir gün bir konuşup biraz arkasını konuşmak isterim doğrusu. şimdi yani tabii çözülmeyen olaylar böyle hani kapanmamış dosyalar X-Files sadece dünyada değil Türkiye'de de çok önemli bir noktada. Neden? Çünkü bu çözülmemiş, kapanmamış dosyalarla siyaset değişiyor. Evet. Yani siyasette ne yazık ki ve ne yazık ki kamunun yararına değişmiyor. Yani sanki bir gizli siyaseti sıkıştığı yerden çekiyor, çıkarıyor, kurtarıyor ve yeni bir yol haritası çiziyor. Bu tabii çok dikkate değer bir mesele. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bir şey. Şimdi başından beri biz şunu söylüyoruz. Yani benim en azından genel eğilimim şu ve klişe bir cümleyle söylüyorum. Diyorum ki iki çürük yumurta vardı. Bu çürük yumurtalar çarpıştı ve Türkiye'yi daha büyük bir pislik esiri aldı. Şimdi ben darbeye ne tiyatro olarak bakıyorum, ne de hani kurgulanmış bir darbe olarak bakıyorum. Ama ne de hani böyle büyük bir tehlike, yıllardır önlenemeyen bir tehlike, böyle de bakmıyorum. Göz göre gelen bir işbirliğinin sonucu olarak bakıyorum. Şimdi biz hamasetin dışında hiçbir şey tartışamıyoruz buralarda. Evet. Amerika'da da böyle olacak. Biliyorsun. Yani Evet. işte tankların durdurulması, kamyon, amenna. Kahramanlık öyküleri, amenna. Peki Marmaris'te olanlar, bu soru işaretlerini neden tartışmıyoruz? Köprüde yaşanan linçleri kim organize etti? Bunu neden tartışamıyoruz yeterince? Ya da
bu linçlerle beraber aslında toplumun tamamı nasıl linç edildi? KHK'larla, işte muhaliflerin üzerinden silindir gibi geçilmesiyle. Bunları tartışamadıkça bu durumların devam edeceği de Türkiye'de de aşikar. Neden? Çünkü Türkiye'de şu anda yaşananlar dünyada yaşananlara ve Türkiye'nin yakın döneminde yaşananlara bir kere daha çok benziyor. Dolayısıyla buralarda bu siyasi tarzlarda, bu siyasi eğilimlerde bu tip olayların sürgüt yaşanması hani kimseyi de şaşırtmasın, sürpriz olmayacaktır çünkü. Çok doğru. Yarın gene ortaya çıkacaktır. Yani burada öyle bir kutuplaşma var ki galiba senle benim pozisyonumuza yakın duranlar tamamen o denklemin dışına düşüyorlar. Yani ya hakikaten diyeceksin ki ya işte bu bir FETÖ komplosudur. Neyse ki Cumhurbaşkanımızın başkanlığında millet devlet el ele verdi ve bu komployu bastırdı. Buna inanırsan mesele yok. O zaman ne Erdoğan'ın Gülen cemaatiyle mazisinden bahsediyorsun, ne dediğin gibi bu darbe girişimindeki soru işaretlerinden ve ne de sonra Erdoğan'ın bütün bu 15 Temmuz'u muhaliflerini yok etmekte kullanmasından bahsetmezsen senden iyisi yok. Ya da bütün bunlar bir komployduydu, işte Erdoğan kendi organize etti, aslında cemaat tertemizdi, hiçbir günahları yoktu, onlar günah keçisi oldu. Buna inanırsan da bu sefer de yani işte cemaat şeyinden alıyorsun cevabını. Halbuki kardeşim yani ortada ciddi bir darbe girişimi vardı ve Erdoğan buradan yararlandı. Belki önünü açtı, belki kullandı. Her neyse bizim pozisyonumuz da bu. Ama bu çizgide her zaman iki taraftan da dayak yiyen şeyde pozisyonda oluyorsun. Ki bazen bu iyidir ki biz bu dayağı yiye yiye epeyce tadını çıkardık diyebilirim.